teyze olmayı umduğum bu saati ben zor bekledim. İzmir'den sabah çıktım yola. Keyifli, güzel. Hepinizi düşüne düşüne geldim buraya. İyi ki gelmişim. İyi ki göz göze olabilmişiz şimdi. Kaç senedir ekranda beraberiz. Ama böyle bakmak, göz göze sizi karşımda görmek çok güzel. Çok keyifli. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Çok güzel bir gün. Sizi görünce daha da keyifli ve güzel. Aman Allah'ım, burası ne kadar büyük böyle ve ne kadar yüksek. Merhaba güzel kızlar. Siz niye yukarıdasınız? Ha? Yukarıdan bakayım diye mi hayata? Yaşınız buna çok müsait, harikasınız. Böyle tek tek sizi görmeye çalışıyorum ama ne olur göz göze gelemezsek kusura bakmayın. Ama herkes çok iyi ve çok keyifli görünüyor. Ben de bakıyorum şimdi, kimisi kocasını almış gelmiş, kimisi arkadaşıyla gelmiş. Bebekler var, ne güzel. Merhaba güzel kız. Hoş geldin sen de. Sana el sallıyorum. Canım benim. Şimdi böyle göz göze diz dize olunca size hayatım, ne oldu Elin annem? Geçmiş olsun. Ne oldu? Benim için geldin. Rabbim razı olsun senden. Eline ne oldu ama? Lenf ödem oldu. Çok geçmiş olsun. Öyle çok bulaşıklı, çamaşırlı, çok karıştırma. Senin kızın var mı? Ha? Bak annene sakın iş yaptırma. Ama sen evlisin belli. Torun mu? Maşallah. Ben sallıyorum sizi ama yarım kalmasın da istiyorum. Size hayatımı değiştiren bir olaydan bahsedeceğim. Kiminizin işte çocukları var, gençler var burada görüyorum. Belki de benim mesleğimi yapmak isteyenler vardır. Yani televizyon istiyor musun? Verin mikrofonu. Bildancığım. Hiç de belli olmaz. İsmin ne? Esra'cığım hayatım, bir görsünler şöyle senin güzelliğini. Esra nerede oturuyorsun aferin? Merkez. Merkezde oturuyorsun. Televizyoncu olmak mı istiyorsun? Yakın tutamı duyamam. Duymasalar. Niye? Bence çok güzel bir meslek. Çok keyifli. Hiç tanımadığın, göz göz olmadığın insanlar seni seviyorlar. Bundan daha güzel bir şey var mı? Yok. Özlem inşallah şansın yardım eder. İnşallah hayallerine kavuşursun. Evlatların için en güzel onu diliyorum. Yeteneği olan, hissederek yapabilecek bir iş yapsın. Size bir şey anlatacağım. Şimdi ben küçükken, ilkokuldayken, o kadar zor durumda kaldığım olurdu ki, niye biliyor musunuz? Bir, çok şişmandım. İki, çok uzundum ama şişman ve uzun. Üç, çok tembeldim. Kimseye örnek olmasın tabii tembellik kısmı. Ama doğal olarak öyle oluyorsunuz çünkü en arka sırada oturuyordum. Ay bir tanem nasıl el sallıyor, nasıl? Adın ne senin? Adı ne? Neymiş adın? Duygu. Duygucuğum hoş geldin. Hoş geldin Duygu. Ay yerim seni ben maşallah. Ömrü bereketli ve güzel olsun. Hepinizin evlatlarını. İlkokuldayken durum kötüydü yani. Meyve dağla geçerlerdi, şişko derlerdi. Sınıfta pek kimse yüz vermezdi. Adımı da bilen yoktu. Zaten zor bir isim zahiri. Neşet Ertaş'a gerçekten çok çok yani minnet borçluyum. Adım onun sayesinde daha çok tanınıyordu dünya. Zahiden Türküsü sayesinde. İşte böyle bir durumdayken ben bir gün hayatım değişti. Nasıl değişti biliyor musunuz? Yani benim için örnekti, belki sizin de işinize yarar. Çocuklarınızda hayatını değiştirecek şeyler olabilir bunlar. Bir gün tiyatro sahnesinde bir teyze rolü çıktı. Teyze rolde kim oynar dersiniz? Sınıfın en iyisi ben. Küçücük de bir rol. Şöyle rol, böyle bir sahne. Çıkıyorum, ortaya kadar geliyorum, ortada da bir çocuk ağlıyor. Ama nasıl ağlıyor, feryat diken. Oğlum diyorum, ne oldu? İşte teyzeciğim diyor, ben diyor 10 lira vardı, onu kaybettim ben. Ağlıyor çocuk. Ondan sonra çıkartıyorum, 10 lira veriyorum. Dayanamıyorum o kadar ağlamasın diye. Tam sahneden çıkarken çocuk bir daha başlıyor ağlamaya. Evladım diyorum, verdin ya 10 lira, niye ağlıyorsun? Ama diyor, ben onu kaybetmeseydim şimdi 20 lira ne olacaktı diye daha çok ağlıyor. Hayatımda, sahne burada bitiyor. Hayatımda ilk defa alkış aldım. İlk defa gelip bana adımı sordular. İlkokul ikinci sınıftaydım biliyorsun. O zaman anladım ki hayat çok zor. Hele çocukken, hele şişman ve dalga geçilen bir çocuksanız. Çünkü diğer çocukların acıması da yok. O yüzden programlarda siz beni diyorsunuz yani. Canım benim, çok seviyorum böyle giyinmeyi. Ama siz var ya, siz daha tatlısınız. Çok çok teşekkür ederim. Benim yan, Zahide Hanım sizi çok özledik. Ne olursunuz bir an önce ekrana dönün. Siz söyleyin, nerede olacakmışım? Şovda.
Ne zaman? Pro TV'de. Aralık ayında başlıyormuşsunuz. Ne, hangi saatteymiş? Sabahleyin. Süper. Siz benim yerim anons ettiniz. Gerçekten sizi çok seyrediyorduk. Çok çok teşekkür ederim. Şey vardı, Yusuf hocam var, Yusuf Kavaklı. Ama acık didişiyorduk onunla. Evet, biraz dedi. Bana bir şey de diyemiyordu yavrum. Evet, çok seyrediyorduk, çok beğeniyorduk. Hatta size soru soracaktım ben. Zayda Hanım, bu sene gelmeyecek misiniz? Programınız olmayacak mı? Bekliyoruz diye. O sorunun cevabını ben baştan vermiş oldum. Evet, baştan İnşallah verdiniz. İnşallah şimdiye kadar aman nazara gelmeyeyim, ben nazara da inanırım. Bak gözler eşim hediye etti. Hem böyle bir göz nazar boyucu koydu. Maşallah, maşallah canım benim. Çok çok sizi teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum ben. Çok hoşsunuz, çok, çok tatlısınız. Teşekkür ediyorum. Sağ Yaşam olun. Enerjiniz eksilmesin. Teşekkür Her ederim. Her şey onunla gidiyor. Bak şu yakışıklı bey var ya. Bak gülümsüyor, gözlüklü. Ceketli mavi. İşte bu kocaman AVM'yi yöneten kişi o. Beğenirek bir siz de bir el sallayın. Lütfen. Ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü beni Afyonlularla buluşturdu kendisi. Park Afyon'a çok çok teşekkür ediyorum. 2 ay 2 günlük mü burası şimdi? İnşallah 2 sene 40 günlük oldu. Olduğunda yine buluşuruz burada. İnşallah. Merak edilen soruyu soruyoruz. Çocuk ne zaman? Daha 1 senelik evliyim. Rabbim ne zaman nasip edersin? Yakın dönemde düşünüyor musunuz? Yakın uzak her dönem düşündük. Çalıştık, çabaladık. Vallahi inşallah iyi haberleri veririz size. İnşallah bekliyoruz. İnşallah biz de bekliyoruz. İkiz olsun diye dua edenler var. Ciddi misiniz? Anam ikiz olursa nasıl bakacağım ben ona? Var burada ikizler gördüm ben. Nerede ikizler? Bak maşallah. Allah'ım maşallah. İkisi de çok güzel. Anneleri sizsiniz. Kim yardım? Aşkım mikrofonu verir misin? Kim yardım ediyor sana bir tane? Annem yardım ediyor. Allah Allah sizden razı olsun. Eşiniz yardım ediyor mu peki? Eşim de çok yardım ediyor. Zaten en büyük yardım anne, eş. Hale, kayınvalide. Ama annem gelemiyor. Uzakta. Uzakta. Kıyamam. Valla sağlık sıkat diliyorum evlatlarımıza. Sağ olun. Bütün isteyenlerin başına yıllarca tüp bebek yaptırdım ben. Aynı şeyi kendim yaşıyorum biliyor musunuz şimdi? Aklıma da geldi. Vallahi o kadar da dua aldım. Ama işte Allah böyle. Hepinizi sınıyor, başka şehirlerde sınıyor. Bizim sınavımız herhalde. İnşallah hayırlı haberler veririm size. Amin. Dua edin bana. Amin. İnşallah. Başka? Peki evlilik programı yapmayı ister misiniz ya da düşünüyor musunuz? programda değil ama hayatımda çok yaptın aslında. İşte bunu programa taşımayı düşündünüz mü hiç? Size böyle teklif geldi mi? Geldi. Değerlendirdim. Yapayım mı öyle bir şey? Yapayım mı? Yapma. Yapma. Yapayım mı yapmayayım mı? Beyefendi gelir misiniz? Gelecek misin amcam? Yap yap diyor. Hanım nerede? Her şeye yakışırsın efendim. Çok teşekkür ederim. Arkadaki beyefendiye verir misiniz? Bu da bir muamma. Bilemiyorum ki yapsam. Zahide Hanım sizi hakikaten çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Yani eğer bir program yaparsın dinleriz yani kaçırmayız. Evli misiniz siz? Evliyim. İzliyor musunuz? Tabii. Sizi hiç kaçırmakta devamlı seyrederim. Madem evliyken. Şimdi şovdayken? Seyirin için söz veriyorum. Çok yaşadım. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Valla bu bir boğulma. Kimisi diyor ki aman ne olur yapmayın Zahide Hanım. Kimse diyor ki aman çok eğlenceli, boş verin, yapın. Ama bu sezon benim programıma devam ediyor. Yani Zahide ile Yetiş Hayata Show TV'de devam edecek. Sonra ne olur bilmiyorum. En güzeli mi? Sonuçta biz bilgi veriyoruz. Daha kaliteli, keyifli ve programı kapattığımız zaman size bir şeyler kalsın istiyoruz. Tamam güldük, eğlendik. Ne kaldı geriye? Zaman aslında en kıymetli şey. Parayla bir satın alamadığınız tek şey zaman. En ünlüsü, en paralısı da gelse zamanı geri çeviremiyor. Değil mi? O zaman iyi kullanmak lazım. Yani biz onu size bilgi vererek, bir şeyler anlatarak, kendimizi öğrenerek geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah keyifli şeyler yapmaya devam edeceğiz. Buyurun. Bayram, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Komşuma siz gelmeden önce söylemiştim. Zahide Hanım'a her zaman bir şey öğreniyorum. Başka bir şey dileseydiniz olacakmış bak. Söylemişim daha yeni. O da şahit yani. Söylediğinize dair. Çok teşekkür ederim. Peki. Bir de soruyorlar ki Esra Erol'un kızgınlığı ya da küskünlüğü var. Neden? İşte bazı magazinsel haberler var sanki. Yok canım, siz onlara bakmayın. Hayır hayır, kızcağız hamile.
bak doğuma gitti ne güzel bir şey. Hiç öyle bir şeyimiz yok. Peki Esra Erol'un programına mı hani hamile gidiyor, onu mu size teklif ettiler peki sunmaya devam edin diye? O konuda çok yorumlanmayayım ama şimdi başka birisinin programını sunmak başka bir dünya. Kendi programınız varken ne gerek var, bu ne? Dostluğumuz ayrı. Ama ben asıl Müge ile çok iyi anlaşırım. Çok kafayı yediğinizdir, çok harbiyiz. Müge anladı mı? Müge anlayı çok severim, dünya tatlısıdır. Şimdi ne yazık ki karşı karşıya olduk ama biz birbirimizi çok severiz, önemli değil. Onu da izleyen olur, bizi de izleyen olur. Ekranda konuşuyoruz bir şekilde. Bizim dostluklarımız daha kalıcı ve baki. Öyle çok magazin. Biliyorsunuz benim zaten çok magazin yönüm yoktur. Bu arada magazinde olmak isterseniz çok zor bir şey değil. Alın kocanızı eve gidin bir yere, çıkarken gelerken mutlaka birileri görür. Ama magazin programları da seyrediliyor. Ama biz işimizi yapmaya devam edelim güzel misin? Keyfiniz yerinde mi? Ha? İyi misiniz? Tamam, süper. Buyurun. Peki.